Kabot takipçiler hepinize merhabalar. Halk günlüğü başlattık. Biraz öncesinde Telegram botu vasıtasıyla Mikabot ile bir piyasa analizi yapalım. Siz de güncel piyasayı görmüş olursunuz. Hem de Mikabot'u öğrenmiş olursunuz. E, Telegram botumuza help yazarsanız e, komutların ne işe yaradığı ile alakalı e, hemen bilgileri alabilirsiniz. Hemen e, piyasayla alakalı artık bir gelenek oldu. Eğer yani signal komutu ile birlikte e, son yapay zeka sinyallerini şöyle bir görelim. Bakın burada çoğunluk bir alım sinyalinde. Dolayısıyla çoğunluk bir alımda olduğundan dolayı şu anki piyasadaki geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak gözüküyor. Bizim en çok önem verdiğimiz Bitcoin sinyaline bakalım. Hemen şuradan e, düzenlemeden çıkıyoruz. Bakın Bitcoin tarafında en son 30.417 civarında bir alış vermiş ve şu anki fiyat 30.320'lerde %0.50 terste kalmış. E, şu anki piyasa koşullarında bitcoin alım verdiğinde yapay zeka bitcoin için alım verdiğinde geri çekilmeler daha çok bir biz alım fırsatı olarak görüyoruz. Ama diğer raporlar bunu destekleyecek mi yoksa farklı bir şey mi söylüyor diğer raporlarda anlamamız lazım. Şimdi şu anki piyasanın bitcoin nezdinde nasıl bir piyasa olduğunu şu an bir görüntüleyelim. SR, boşluk, BTC, USDT yazdığımızda Bitcoin tarafında başını şöyle bir yukarı kaldırmış olduğunu görüyoruz. Trendstrek'te sol periyotlarda artı olduğundan dolayı. Dolayısıyla şu an çok korkacak bir şey yok. Dolayısıyla e, şu an destekleyen bir şeyler var. En son alım sinyali vermiş. E, Etalim klasikle birlikte hareket ediyormuş. E, ve işte son 24 saat içerisinde adeta Bitcoin çok az yerinde oynamış son bir hafta içerisinde. Sanırım bir yatay hareket var son bir, bir, bir hafta içerisinde. Biraz sonra çok ilginç bir konu çıkartacağım sizlere. Hatta bakın şu rakamı Minor Trans Score'un 1'e çok yakın olması... Ciddi anlamda bir yatay hareket yaptığının bir göstergesidir. Vlast V24H rakamına baktığımızda bu değerin 1'e yakın olması aşağı yukarı günlük hacim ortalığımıza yakın bir hareket yaptığının, hacim yaptığının göstergesidir. Şu an adeta gördüğüm kadarıyla Bitcoin yatay takılarak bir haber bekliyor. Peki Bitcoin'in üzerindeki direnç ve destekleri şöyle bir görelim. T boşluk BTC yazdığımızda Bitcoin tarafındaki destek ve dirençleri görebiliriz. En yakın kısa vade olarak desteğin 30 bin yakınlar olduğunu görüyoruz ve direnç alanının 30.650'lerden başlayarak ve en güçlü alanın 30.800'de 30.968 olduğunu gösteriyor. En güçlü rakamlar burada en sola yazılan rakamlardır. Yani 30.800'de 30.968 ama en yakın rakam ise 30.650 ile 30.800 arasındaki rakam direnç alanı. Orta vadede ise direnç alanının en güçlü direnç alanı 36000 bin, bin civarında olduğunu söylese de daha yakın olan direnç alanı 33 bin yakınlarında olduğunu buradan görüntüleyebiliriz. Peki bitcoin üzerinde alış ve satış baskılarını görelim. Sadece ls komutuyla birlikte görüntülebiliyoruz. Bakın burada son periyotlarda bitcoin tarafında bir satış baskısı var. FED tarafında ABD tarafında gelen haberler doğrultusunda yatırımcılar ona göre asat yapıyor şu bir saat içerisindeki alış ve satış baskısı ya da alınan miktarla satılan miktar bile çok yakın dolayısıyla ben bu şurada tam olarak net konuşamayacağım. Şu an piyasa adeta bir haber bekliyor. Yatay takılıyor. Alıcılar satıcılar aşağı yukarı aynı miktarda alıp satıyorlar. Bakalım diğer şeylerde, raporlarda ne var? Ya ben şu anki piyasayı bir yatay piyasa olarak görüyorum. Dolayısıyla yatay piyasa olarak görüyorsak size çok ilginç bir komut göstereceğim btc boşluk cb boşluk btc usdt yazarsanız cumhurbaşkanı olarak hatırlayın channel bender komutu bakın son 12 saat içerisinde e, yatay hareket yaparak bitcoin 30 30.000 e, 72'lerden alıp 30.219'lardan satarsanız e, burada ciddi anlamda kar eder. Yani bir yatay kanal oluşmuş. E, son 3 gündeki rakamlara bakalım. Benzer bir durum var ama biraz daha şu rakam yüksek eee 30.073'lerde alıp 30.600'lerde satmak e, konusunda bir kanal varmış. Yatay bir kanal var. Şuradan al, buradan al, buradan al, buradan sat şeklinde. E, bu kanala dikkat etmekte fayda var. Demek ki biraz öncesindeki bu 30.800 yakınlarında e, başlayan direnç e, sanırım bu yatay kanalın oluşmasıyla alakalı. E, bir de şuradan bakalım. Son 42 günden beri e, Bitcoin'i 29.400'lerden al... 30.600 yakınlarından satarsan ve bu hareket çok ciddi böyle bir sıkışma var. Burada yaklaşık %45'lik dolaylarında bir şey yapabilirsiniz. E, kar edebilir misiniz? E, bu da Bitcoin'in e, ciddi anlamda sıkıştığını ve bir yatay kanal yaptığını gösteriyor. Bu zaman diliminde. Yani diyeceğim şey şudur ki Bitcoin küçük kanallarda ve daha büyük kanallar arasında dalgalanıp duruyor. Bu 29400'lerin altına sarkıp çok oyalanması piyasadaki riskin habersidir. 30600 rakamların üzerinde oyalanması da bir yükselişin habersidir. Aslında bu yatay kanalların üstünde oyalanması yeni bir hareketin başlayacağını gösterir. Altında olması da aşağı doğru bir hareketin başlayacağının da bir göstergesidir. Şimdi ben şu anki piyasada bitcoin hareketli olmadığına göre diğer coinler ne durumda bu görüntülemek istiyorum. Bakın best long short diye bir komutumuz var. Ben bu komutu çok seviyorum. Bu komutla birlikte coinler üzerindeki alış ve satış baskısını bir çapıda görebiliyoruz. Biraz sonra artı ve eksiler göreceğiz. Ve artı eksiler gördükten sonrasında hemen e, coinlerin üzerindeki alış ve satış baskısını göreceğiz. Bakın şu sol taraflarında artı olması... Mesela şu birinci rakamın işte artı olması 15 dakikalık zaman periyodunda alış baskısı daha fazlaymış. Şuradaki ikinci rakamın artı olmaması bir saatlik zaman diliminde alış baskısı daha fazlaymış. Sol periyotlarda olması alış baskısının daha fazla olduğunu görürüz. Ben burada hacmi yüksek olan yani hacim payı %1 üzerinde olan coin'leri ararım ve burada baktığımda BNB tarafında bir satış olmuş son 15 dakika içerisinde. Yani şu an bu şeylere baktığım zaman daha çok ilginç. USDT tarafında Diğerlerine nazaran bir alış baskısı varmış ya hükümet açıklama yapacaktı niye böyle bir görüntü var ki yani e, şunu söylemek istiyorum hacmi yüksek olan coinlerde gördüğüm kadarıyla son 15 dakika içerisinde bir satış baskısı var sanki bir haber geldi veya bir haber beklentisi var e, şu an piyasa biraz haber piyasası olarak gözüküyor şu an teknikten ziyade yani bir saat sonra birçok şeyin değişebileceği bir piyasa olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla piyasa biraz daha aksiyonlandığında, yeni haber ve trendler çıktığında Bitcoin hareketlendiğinde coinleri analiz etmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. G eski D5M komutuyla birlikte Bitcoin'in yukarı ve aşağı hareketlerine en güvenilir hareket yapan coinler hangileridir? 5 dakikalık bunlarda sorusunun cevabıyla karşı karşıyayız. Bakın şimdi, şu kısım Bitcoin yükseldiğinde bu rakam 1'in üzerinde ise Bitcoin yükseldiği barlarda Bitcoin'e daha fazla yükseliyordur. Şu rakam ise Birin altındaysa Bitcoin düştüğü barlarda Bitcoin'den daha az düşüyordur. Birden daha yüksekse Bitcoin'den daha fazla düşüyordur. Yani olumsuz biri. Şu rakamda birin üzerine ararız. Şu rakamda birin altında ararız. Ve şurada hacimin de iyi olmasına dikkat ederiz. ASR'de bir coin var. Sağ tarafının olmasa birlikte mikrobot sistemi yokmuş. Ama burada görüntüleyebiliyoruz. Hacmi e, hacmi yetersiz geldi bana. Bitcoin'in hareketlerine düzgün, güzel hareket yapan coin'ler. Evet. API diyeceğim ama API Bitcoin'in yükselişine güzel tepki vermiyormuş. Ben burada direkt elerim. Sonra hangi coin var burada? Fis diye bir coin var. Bu coin yeni mi? Ben açıkçası merak ettim. E, hacmi çünkü fena değil. E, aşağı doğru iniyorum. HNT tarafında güzel bir hareketlenme var gibi. Bitcoin yükseldiğinde güzel tepki veriyor. Düştüğünde de bir şekilde direnmeyi başarıyor. Şurada yarım yıldız koyabilirim. Mikabot takipçileri, ben şu an piyasayı şöyle hafif bir özetleyeceğim ama bir RV komutuyla birlikte Hacim nerelere doğru kaymış hemen şöyle bir görüntülemek istiyorum Evet bitcoin hacim payı yüksek ve ethereum bitcoin tarafında hacimler var Anfi 3. sırada link var waves var ee, Bu coinler yani burada en çok dikkatimi çeken waves band ve Amfi coinler e, ilk aralığına girmişler Altlarda hacimsizlik devam ediyor olarak gözüküyor ee, bir de ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. PC komutuyla birlikte en fazla düşen coinler hangileri yeni tepelere göre? Bakın Anfi coin şu anki fiyatıyla birlikte 5'te 1 fiyata düşmüş. Şu son bir haftada yaptığı tepeye göre ve de %50 düşmüş neredeyse. Lit geliyor, ata geliyor, bel geliyor. Dikkat ederseniz Defi, Binance Launchpad projeleri çok güzel yükselmişler ve sonrasında sert düşmüşler. Beraber hareket etmişler neredeyse. Ee, ben burada amfi şey çok yüksekti. Hacim payı çok yüksekti. Dolayısıyla ben şu an anfin üzerindeki alış ve satış baskısını görmek istiyorum. Evet amfide bir alış baskısı var ama şu son bir saat içerisinde de bir alış baskısı olursa ve bu değer korunursa amfide yukarı hareketler beklerim. E, wing tarafına da bakalım. Wing tarafında bir alış baskısım var, satış baskısım var. Ben açıkçası vint'te bu tür şey varken e, hiç bak yüzüne bile bakmam. Kusura bakmasın. Alış yapmam. istediği kadar düşsün. E, peki başka hangi şeye bakabiliriz? Hemen şöyle girelim CC report'la birlikte en güzel yukarı ayrışan coin'lerin hangileri olduğunu görelim. Bant tarafında bir güzel bir hareketlenme var. E, link de karşımıza çıktı. Hemen şöyle bir bant tarafına bakalım. LS bant diyelim. Long short toplarında yoktu sanki ama şansımı denemek istiyorum. Evet yokmuş ve link'e bakalım. Link tarafında bir alış baskısı var mı? Şu e, şu tarafta, şu güncel değil. E, linkte bir alış baskısı oldu. Son periyotlarda bir satış baskısı var. Yani şu an piyasada böyle e, hoşuma gitmeyen detaylar var. Yani piyasa bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla şu anki piyasa koşullarında Bitcoin çok aşırı yatay hareket ettiğinden dolayı hangi coinlerde fırsat var, e, bunu çok belirleyemeyiz. Ne zaman Bitcoin biraz sert hareket etmeye başlar? Ben size hemen güzel güzel piyasayı yorumlarım. Mikabot takipçileri şu anki piyasa koşullarında bir araf bir gri piyasadayız. En son yapay zekanın Bitcoin'e alım vermesi olumlu gözükse de yani long short raporlarında alışveriş satış baskılarında Bitcoin'e henüz bir şöyle iştahlı bir alım yok. Şu an piyasa ne iştahlı diyebilirim ne de iştahsız diyebilirim. Bir aksiyon olduğunda Mikabot'u Kullanıp sizlere bir video daha çekmek isterim. Şu an en azından bir e, Mikabot ile nasıl kullanıldığıyla alakalı bir fikir sahibi olun diye düşünüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.